boşanma durumuna gelmiş olan evliliklerdeki hoca efendinin değerlendirmelerini alacağız burada. Giriş bölümünü, yani şeytanın ne kadar hannas, ne kadar şeytanın garur, yani ne kadar hilebaz olduğunu anlatarak başlıyor hoca efendi makaleye. O bölümü siz okursunuz. Onu size bırakıyorum. Ben şuradan başlayacağım. Soruda dikkat çekildiği üzere Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şeytanın eşlerin arasının açılması ve bir yuvanın yıkılmasını sevdiği kadar başka hiçbir şey değil, sevmediğini ifade buyruluyor. Şimdi Efendimizin hadis-i şerifinde bakın şeytan böyle garur şeytan, yani hile yapmakta çok usta olan, böyle hannas, tuzak üzerine tuzak kuran şeytan hiçbir meselede eşlerin arasını ayırdığı kadar mutlu olmuyor. Şimdi hadis böyle söylüyor. Soruda da Hoca Efendi'ye bu soruluyor. Şeytan eşlerin arasının açılması ve bir yuvanın yıkılmasına sevindiği kadar hiçbir şeye sevinmiyor. Bu hadis-i şerifi Hoca Efendi bize anlatıyor. Hadis şöyle bakın, diğer makalede farkındaysanız bir hadis-i şerif üzerine kuruldu. Bu da bir hadis üzerine kuruluyor. Çok etkiler, beni bu hadis-i şerif çok etkiler. Şöyle diyor Efendimiz, İblis tahtını su üzerine kurar diyor Efendimiz. Bakın, tahtını su üzerine kurar. Hoca Efendi diyor ki aslında bu ifadeden, bu hadis-i şeriften şeytanın daha çok nerelerde bulunduğunu da görüyoruz. Yani şeytanlar kuyruklarını dikip nerelerde cirit atıyorlar, hangi mekanlarda insanların ayaklarını kaydırıyorlar. Diğer bir ifadeyle şeytanın postunu serdiği yerler, sefahat yerleri nereler? Bunu hangi mekanlara seriyor? Yani o işte sahiller, deniz kıyıları, oralarda şeytanın nasıl cirit attığına da işaret ediyor bu hadis-i şerif. Sonra şimdi şeytan ne yaptı? Suyun üzerine tahtını kurdu. Sonra yapacakları kötülükleri yapmak üzere avanesini sağa sola gönderir. Tahtını kurdu. Avanelerini kötülükler yapsın diye sağa sola gönderdi. Bu avanelerden kimisi insana faiz yedirtir, kimisi göze hükmederek harama baktırır. Böylece bohemlik duygularını tetikleyerek onları şehvani hislerin arkasında koşturur. Kimisi de ağza hükmeder, yalan söyletir, gıybet ettirir veya makam ve mevkice veya iftiraya sevk eder. Belki de onlardan her birisi kabiliyet ve mevkine göre, o mevzudaki mümaresesine göre günah adına yapacağını yapar. Mümarese biliyorsunuz bir konudaki uzmanlık, ustalık demek. Şeytanların da demek ki ustalıkları var. Yani şeytan kuruyor suyun üzerine tahtını, avanelerini sağa sola gönderiyor. Sağa sola gönderirken bakın şeytanlarda da farkındasınız bir ihtisaslaşma var. Herkesi kendi ihtisasına göre ona faiz yedirtiyor, onu harama baktırıyor, ötekisi de yalan söyletiyor. Mümareselerine göre, uzmanlıklarına göre günah adına yapacakları yapmaya gönderiyor onları. Şimdi şöyle devam ediyor hadis-i şerif. Makam ve mevkice ona en yakın olan fitnenin en büyüğünü yapanlardır. İblis biliyorsunuz, iblis Cenab-ı Hakk'a muaraza edip de kovulan, huzur-u ilahiden kovulan, rahmetten kovulan iblis kıyamete kadar Allah'tan süre istiyor. O biliyorsunuz tek kıyamete kadar da ona süre verilmiş. O iblisin cinlerden ve insanlardan orduları var biliyorsunuz. Şimdi topluyor ordularını ama o iblise en yakın olan, şeytana en yakın olan kim? En büyük günahları işletenler. Yani en büyük fitnelere sebebiyet olanlar günahların her birinden şeytan memnun oluyor. Fakat en büyük cürümleri işleten, bu konuda en fazla uzmanlaşmış şeytanlar İblis'e en yakın mevkide duruyorlar. Şöyle diyor Hoca Efendi, hepsi yaptıklarını anlatmak üzere yanına geliyorlar. Şimdi dağıttı ya onları, yaptılar, mümariselerini ortaya koydular, yaptıklarını anlatmak üzere şeytanın yanına geliyorlar ve şöyle cereyan ediyor hadise, diyor ki, İblisin yanına gelirler ve içlerinden birisi ben şunu şunu yaptım der. Ancak iblis ona senin yaptığında bir şey mi der? Aslında diyor Hoca Efendi şeytan işlenilen günahların her birisinden memnun olur. Çünkü her günah içinden küfre giden bir yol vardır.
Fakat yine de hani günahlar içerisinde küçük bir günah işlettiği için senin yaptığın da bir şey mi der. Sonra başkası gelir falan adamı karısından boşayıncaya kadar onun yakasını bırakmadım der. İblis bundan o kadar memnun olur ki hemen onu yanına çağırır ve sen ne kadar da şirinsin der ona. Ona iltifat eder diyor. Efendimizin hadis-i şerif metni bu bakın. Onu hemen yakınına çağırır iblis. Onu hemen yanına çağırır. Eşlerin arasını ayırdı, boşandı o eşler. Sen ne kadar şirinsin der ona diyor Hoca Efendi. Naklediyor hadis-i şerif metni bu. Evet, o sen ne kadar şirinsin diyerek ona iltifat eder. Bu hadis-i şerif de Müslim'de, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde bulunan bir hadis-i şerif. İşte bundan burada günümüzde çok yaygın olan içtimai bir hadiseye, bir musibete işaret vardır diyor Hoca Efendi. Yani şeytana en yakın olanlar, ailelerin arasını bozanlar olduğuna göre günümüze ait bir işaret bu hadis-i şerifin içerisinde var. Demek ki şeytan açısından bakıldığında bir yuvanın bozulması o kadar önemli bir mesele ki o insanları diğer kötülüklere sürükleyen avanesine iltifat etmezken karı kocayı birbirinden ayıran yardımcısına iltifat ediyor. Yani düşünün, iblisi o kadar büyük bir şey ki boşanmak demek ki diğerlerine etmediği iltifatları ona ediyor. Kim bilir, belki de onu şeytan ödüllendiriyor. Peki ama şeytan için bu mesele niçin bu kadar önemli? Soru bu. Şeytan için bu mesele niçin bu kadar önemli? Cevabını da Hoca Efendi veriyor. Çünkü diyor Hoca Efendi, o esnada bir yuvanın canına okumakla, o esasında yani şeytan bir yuvanın canına okumakla sadece iki insanın canına okumuş olmuyor. Bir yuvayı yıkmakla o aynı zamanda çoluk çocuğun, ayrılan eşlerin, anne babalarının, yakınlarının, sevenlerinin, hatta diyebiliriz ki bir manada bütün bir toplumun canına okumuş oluyor. Zira toplumun molekülü konumunda bulunan aile dağılınca toplumda çatlaklar meydana geliyor biliyorsunuz. Ve toplum çok ciddi deformasyonlar yaşamaya başlıyor. Ayrıca birbirinden ayrılan eşler başkaları için de örnek teşkil ediyor. Bulaşıcı bir virüs haline geliyor boşanmalar ve diğer yuvalara sirayet ediyor. Boşanmalar arttıkça artıyor. Görüldüğü gibi şeytan zahiren belki küçük gibi görünen bir iş çeviriyor. Fakat aslında o yaptığı kötülükle çok şeyin altını üstüne getiriyor. Bu itibarla diye devam ediyor Hoca Efendi. Asla unutulmamalı ki şeytan cennet köşesi olmaya namzet bir yuvayı cehennem çukuru haline getirebilmek için hiçbir zaman boş durmayacak. Eşleri birbirine düşürmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bunu bilerek hareket etmek gerekiyor. Ayrıca bu hedef ve istikametinde avucunun içine alıp işlediği gibi, istediği gibi yönlendirdiği şeytanlaşmış insanlar vasıtasıyla da aile müessesesine zarar verecek. Şimdi dedim ya, iblisin insi şeytanları var, cinli şeytanları var. İblisin avucunun içerisine alıp istediği gibi yönlendirdiği insanlar da var. Onları da devreye sokacak. O insanlar gelip o kadına niye katlanıyorsun, boşuna niye sabrediyorsun, boşan kurtul diyecekler. Gidecekler adama, senin için daha iyisi mi yok diyecekler. Dolayısıyla şeytan onları da devreye sokacak ve yuvaya verebileceği zararları verecek. Hiç şüphesiz taarruz ve tasakutlar ağı da giren böyle bir yuvada çok zarar gören çocuklar da olacak. Kavga, cidal, nifak, şikakın yaşandığı bir ailede çocukların sağlam bir ruh yapısıyla yetişmeleri mümkün olmayacak. Hep böyle oluyor değil mi? Çatışmalar, bölünmeler, parçalanmalar, kavgalar, çocuğu kendi safına çekmeye çalışmalar. Zira kavga, cidal, niza, nifak, şikak. Çocuk böyle bir atmosferin içerisinde sağlıklı yetişebilir mi? Evet, anne babanın sürekli birbiriyle sürtüşüp durduğu bir yuvada çocuk sürekli ikilem yaşayacak. Anne babanın birbirine karşı sarf ettiği her kötü söz o çocuğun korteksine yerleşecek. Meğer benim anne babam neymiş deyip inkisar üstüne inkisar yaşayacak.
Zamanla ebeveyn çocuk nazarında bütün itibar kaybedecek. Şimdi düşünün, böyle bir tablo karşısında insanın ezeli düşmanı şeytan, niçin diyor Hoca Efendi zil takıp oynamasın? Şimdi böyle bir tablo karşısında ezeli düşman şeytan niçin zil takıp oynamasın? Ve şöyle devam ediyoruz. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem, yine Ebu Davud'daki bir hadis-i şerifinde, Allah katında helallerin en marufu boşanmadır diye buyuruyor. Şimdi bütün bunları konuşunca, hani boşanma, helallerin biliyorsunuz en menfuru, fiili düzeltiyorum. Helallerin en menfuru, yani helal. Boşanma helal ama helallerin hani en çirkini diyoruz ya, menfur nefret edilen demek anlamı, biliyorsunuz kelime anlamı itibariyle. Allah katında helallerin en menfuru boşanmadır diye buyuruyor Efendimiz. Boşanma helal, o seviyeye gelmiş olabilir evlilik, boşanmanın meşruiyeti var biliyorsunuz. Efendimiz böyle buyurmak suretiyle karı kocanın birbirinden ayrılmasının Allah nezdinde mahsı buğz bir davranış olduğunu beyan ediyor. Yani buğz edilen bir davranış. Tamam, izin verilen ama hoş karşılanmayan bir davranış olduğunu beyan etmiştir. Dolayısıyla böyle bir yola girmemek için daha en başta tarafların evlilik hakkında gerekli bilgileri edinmeleri çok faydalı olacaktır diyor Hoca Efendi ve aynı kanaatini bu makalede de serdediyor. Şahsen bana kalsa evlenmeyi düşünen insanlara evlilik hakkında birkaç seminer vermeden, birkaç kitap okutmadan onların evlenmelerine müsaade etmezdim. En azından evlenecek insanları bir iki aylık bir eğitime tabi tutar ve bu eğitimde evlilik hayatının önemi, eşlerin karşılıklı hakları, vazifeleri, birbiriyle münasebetleri, çocuk yetiştirme gibi konularda onların bilgilendirmelerini sağlardım. Çünkü bir evin erkeği olmanın gerektirdiği mesuliyetten habersiz olan, o evin hanımefendisi olmanın ne demek olduğunu bilmeyen kimselerin kurdukları bir yuvanın sağlıklı olması çok zordur diyor Hoca Efendi. Öte yandan boşanmaya doğru giden bir sürece girmemek için daha en baştan evliliğin akıl ve mantık blokajı üzerine oturtulması gerekir. Bakın aynı makaledeki, diğer makaledeki başlıkları Hoca Efendi burada da özetliyor. Çünkü bunlar çok önemli başlıklar. Akıl ve mantık blokajı üzerine evliliğin oturtulması, zira evliliğin hissiliğe tahammülü yoktur. Cümleyi tekrar ediyorum, evliliğin hissiliğe tahammülü yoktur. Hissi temayüllerin yanında mutlaka mantığın da son kertesine kadar çalıştırılması icap eder. Evet, sadece eda, endam, melahati veçiyeye bağlı tahakkuk ettirilen evlilikler, yani yüz güzelliğine, edaya, endama bağlı tahakkuk ettirilen evliliklerin huzurlu bir şekilde uzun soluklu devam ettirilmesi zordur. Çünkü bunların kaybolduğu bir dönemde evlilik hayatı da yıkılıp gidecektir. Dolayısıyla hisler nazarı itibara alınıp saygıyla karşılansa da akıl, mantık, muhakeme katiyen ihmal edilmemeli. Bakın, hisler nazar itibari yine alınıyor, saygıyla karşılanıyor. Fakat akıl ve mantık son kertesine kadar muhakeme çalıştırılıyor, işlettiriliyor. Evlilik öncesinde ciddi düşünülüp tartışılmalı, taşınılmalı. Ve hatta evlenmeyi düşünen bir insan sadece kendi düşünceleriyle iktifa etmemeli, mutlaka çevresindeki ehil insanların mülahaza ve görüşlerine müracaat etmeli. Bu arada şunu da ifade etmeliyim ki, milletimizin geleneklerine yerleşmiş, bakın bu çok önemli, nişanlılık dönemi ihmal edilmemeli. Bazıları diyorlar ki işte nişanlılık meseleyi uzatıyor. Dolayısıyla hani nişanlılık olmasa da olur. Oysa Hoca Efendi tam tersini söylüyor. Milletimizin geleneklerine yerleşmiş nişanlılık dönemi ihmal edilmemeli. Bu süreçte tarafların arasında imtizaç ve uyum olup olmadığı meşru dairede, bu da önemli tırnak içerisinde, anlaşılmaya çalışmalı. İmtizaç var mı? İmtizaç uyum demek biliyorsunuz, ahenk demek. İki insan arasında uyum, ahenk var mı? Nişanlılık döneminde
anlaşılmaya çalışmalı, nişanlılık ihmal edilmemeli diyor Hoca Efendi. Bu da milletimizin geleneğine yerleşmiş önemli bir mesele diyor. Ayrıca evlendikten sonraki dönemde dinin ailenin muhafazası adına ortaya koyduğu hükümlere sımsıkı riayet edilmeli. Evlilikten sonraki dönemlerde. Aile mahremiyeti, aile sırları korunmalı, azami hassasiyet gösterilmeli bunun için. Bu yapılabildiği takdirde şeytanın avanesi ve şeytanlaşmış insanlar yuvanın içine nüfuz edip onu içten içe tahrip etme fırsatı bulamazlar diyor Hoca Efendi. Yani siz dini temeller üzerine, insani kemalat üzerine onu bina ederseniz şeytanlaşmış insanlar ve şeytanın avaneleri onu tahrip etme fırsatı bulamazlar. Bu şekilde koruyucu ve önleyici maddi manevi tedbirler almanın yanı başında. Bakın hıfz-ı sıha bu da. Koruyucu tedbirler, önleyici tedbirler almanın yanı başında aynı zamanda dualarla manevi bir kalkan oluşturulmalı. Sürekli bir dua atmosferi içerisinde bulunulmalı. Sürekli ilahi himayeye sığınılmalı. Mutlu bir yuvanın devamı adına dualar ve ilticaların ne kadar önemli olduğu da unutulmamalı. Fakat bütün bunlarla beraber son paragrafa geldik değerli dostlarım, bitiriyoruz. Bütün bunlarla beraber yine de boşanma gerçekleşebilir. Bazen gerekli bütün tedbirler alınmasına, evlilikle ilgili akla, mantığa, muhakemeye ait herhangi bir boşluk bırakılmamasına rağmen yine de işler arasında geçim sağlanamayabilir. Ya da zaman içerisinde çok ciddi geçimsizlikler ortaya çıkabilir. Şeytan insi cinsi yardımcılarıyla bu durumu değerlendirmiş olabilir. Belli dürtülerle karı kocayı birbirine karşı sürekli, Hoca Efendi'nin ifadesi bu, fitlemiş olabilir. Fitlemek ifadesi, bilirsiniz bu fiili. Şeytan karı kocayı fitler diyor Hoca Efendi birbirine karşı. Bütün bunların neticesinde zahiri şartlar açısından o evliliğin artık sürdürülemeyeceği kanaati oluşabilir. Zahiri şartlar açısından bu evlilik artık sürdürülemez. İşte eşlerin birbirini idare edebilme adına ümidin kalmadığı, huzur atmosferinin bir türlü oluşturulamadığı böyle bir evlilikte son çare olarak boşanma düşünülebilir. Bakın son çare olarak boşanma düşünülebilir. Kur'an-ı Kerim böyle hassas bir sürece giren eşlerin nasıl hareket etmeleri gerektiğini anlatmazsa dediğinde bu konuya sayfalar ayırıyor. O kadar önemli ki bakın boşanan eşlerin, biliyorsunuz biz bunu yaşıyoruz, siz de şahit oluyorsunuz. Boşanan eşler mümkün olduğu kadar birbirlerini yaralayıp, incelitip, aşağılayıp, bitirip, tüketip öyle boşanmak istiyorlar. O yüzden Cenab-ı Hak sayfalar ayırıyor boşanma meselesine. Nasıl boşanacaklar? Birbirlerini incitmeden nasıl boşanacaklar? Birbirlerinin hukukunu gözeterek, iyiliği koruyarak, muhataplarını örselemeden nasıl boşanacaklar? Kur'an-ı Kerim buna sayfalar ayırıyor. Hatta bir sure, Talak suresi bununla isimlendiriliyor. Talak boşanmak demek, biliyorsunuz. Talak suresi diye bir sure var. O kadar önemli ki bu mesele, Allah getiriyor bir sureye isim yapıyor talakı. İnsanlığın iftihar tablosu da değerli dostlarım, insanlığın iftihar tablosu da aleyhi ekmelü'tahaya sünnet-i seniyelerinde Kur'an'ın bu mevzudaki hükümlerini tafsil ve tebyin ediyor. Yani Kur'an hükümler veriyor. Nasıl iyilikle tutulacak eşler ya da nasıl güzellikle ayrılınacak? Kur'an-ı Kerim'in verdiği hükümleri Peygamber Efendimiz de kendi sünnetinde, biliyorsunuz Efendimiz'in azatlı kölesi aynı zamanda evlatlı Hazreti Zeyd de boşanıyor. Efendimiz ona nezaret ediyor. Dolayısıyla Efendimiz sünnetinde bu mevzuyu, ayet-i kerimeleri hem tafsil ediyor hem de tebyin ediyor, beyan ediyor, açıklıyor, tavzih ediyor. Sahabe-i kiram ve daha sonraki fukahi izan da konuyla ilgili kafa yormuşlar, farklı içtihat ve istinbatlarda bulunmuşlar. Daha sonraki sürecin içerisinde fakihler de, din alimleri de bu meselede nice fetvalar ortaya çıkarmış, yani bir literatür oluşturmuşlar.
Eğer talak üzerinde bu kadar hassasiyetle duruluyorsa demek ki o basit bir mesele değil. Bakın demek boşanma üzerinde Kur'an'da, hadis-i şeriflerde, efendim içtihatlarda, fetvalarda bu kadar üzerinde duruluyorsa o basit bir mesele değil. Yani ben seni boşandım bitti, üç kere boş ol dedim hadi bakalım eyvallah meselesi değil demek ki boşanma meselesi. Neymiş o? Eğer talak üzerinde bu kadar hassasiyetle duruluyorsa demek ki o basit bir mesele değildir. Ve çaresiz kalındığında bir tercih unsuru olarak onun da göz önünde bulundurulması gereken yerler vardır. Bu itibarla da evliliği sürdürme adına yapılabilecek her şey yapıldıktan, her türlü çareye başvurulduktan sonra o yuvada hala evliliği sürdürme adına bir ümit ışığı görünmüyorsa hak ve hukuk çerçevesi içerisinde, bakın hak ve hukuk çerçevesi içerisinde hissilik ve nefsanilikten uzak, insanların en fazla hissi ve nefsani oldukları yerler boşanma hususu, kendi çocuklarını göremez hale geliyor insanlar o hissilik içerisinde. Oysa hissilik ve nefsanilikten uzak, akıl ve mantık ve muhakeme çerçevesinde, akıl, mantık, muhakeme ve vicdanın rehberliği altında boşanmanın düşünülmesi de söz konusu olabilir. İncitmeden, örselemeden, hukuka tecavüz etmeden, ne çerçevesinde? Bakın, hak ve hukuk çerçevesinde boşanma. Hakemlerin tayin edilmesi, hakemlere meselelerin anlatılması ve hakemlerin kanaatlerine, onların tecrübelerine, kararlarına riayet edilmesi, hak ve hukuk çerçevesinde bir boşanma, örselemeden, nefsanilikten, hissilikten uzak, güzellikle tutmak, iyilikle boşamak suretinde bir boşanma söz konusu olabilir dedi Hoca Efendi. Evet değerli dostlarım, dersimiz bu kadardı. Ben makaleyi kapatıyorum. Giriş bölümünü, yani şeytanın ne kadar garur olduğunu, nasıl şeytanın hannas olduğu bölümünü okumadık. Yani o eşlerin boşalmasından duyduğu mutluluğun bir öncesi de var. Onu okumayı size bıraktım.